Senin ve hayatın güzelliklerini bizlerle paylaşmak isteyen sevgili Deniz dostları. İşte yine beraberiz. Artık bir ekran klasiği oldu zaten Deniz'de hayat. Sizlerle birlikte gene bu sene çeşitli koylara gideceğiz. Koylarda yemekler yiyeceğiz. Birbirinden değerli konuklarım olacak. Onlarla sohbetler yapacağız. Ve güzel bir vakit geçireceğiz. Hep derim üç tarafı denizlerle çevrili ülkemin. Dört tarafı sıkıntıyla çevrili insanımıza biraz olsun güzel vakit geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İşte Deniz'de Hayat başlıyor. Evet, artık bir denizcilik klasiği oldu Deniz'de Hayat. Onun gelenekleri var. Bu geleneklerden biri de Demarin'le ve sizinle beraber başlamak. Peki Ali Bey, Ali Erkan Bezirgan'la beraberiz bu arada. Hemen buradan başlayalım isterseniz. Nedir geçen seneye göre bu seneye farklar, doluluklar? Tabii ki 2006'dan 2007'ye marinamıza baktığımız zaman belli hedeflere artık ulaştık. Yani bu ne demektir? Özellikle 8 ile 15 metre arasında gerçekten bir doyum noktasına geldi marina. Megayatlarda henüz belli bir yerimiz var. Ama tabii güzel olan şu, burası bir marina, yaşam merkezi. Yaşam merkezi demek yatçılarla güzel, teknelerle güzel. Tabii 2007'de biz bu keyfi artık çıkarmaya başladık. Şimdi özellikle denizciler çevreye daha duyarlı ve bunlar için bir yere gelme nedeni daha temiz koylar, bakir koylar, çok yapılaşmamış bölgeler. Biraz sanki iyi bir sınav vermiyoruz gibi geliyor çevre anlamında, yani deniz anlamında değil belki ama özellikle karadaki yapılaşma anlamında. Şimdi tabii Bodrum'un bir tarihsizliği var diyeceğim ben ona. Tabii ki karalardaki imar planını durdurabilecek ya da engelleyebilecek kurumlar belediyeler. Seçilmiş belediye başkanlarımızın seçildikleri beldelerde bu konuya sahip çıkmaları. Evet. Bu bir noktada önemli noktası. Diğer bir şey tabii yıllardan beri Bodrum Yarımadası'nın maalesef imar planını, tasdiklerini bir türlü bitirilememiş olması. En sonunda biliyorsunuz bakanlık, turizm tamamen bakanlığa durdurdu. Geçti. Bir belediye geçiyor, bir bakanlığa geçiyor. Sonuçta bu tabii bir noktada gerçekten bir imar planı tasdik olmadığı için yapılaşmaya da ortada kalıyor. Yunanistan'ın çözdüğü bir yöntem var mesela bazı bölgeler için. Belli bir büyüklükte araziye tek bir ev hakkı veriyor. Mesela 10 dönüm getir diyor araziyi, sadece bir tek ev hakkı var onun içinde diyor. Belki böyle yaparsak daha yeşilliklerin içinde güzel güzel evlerle bunu çözebiliriz diye düşünüyorum. Ben her geçmiş yıllarda olduğu gibi bu seyre başlamadan evvel teknenin kaptanı ve komodoru olarak gene marinamızın böyle bir komodor şapkası.
Bodrum'la ilişkin nasıl? Bodrum'la ilişkin, ben hayatımda Bodrum'a bu üçüncü ya da dördüncü gelişim. Çok hadi canım. Tabii. Ben çünkü Çeşmeliyim, İzmirliyim. Hani evimiz yazdığımız zaman sen Urfalı değil miydin? Urfalıyım ama. Hakikaten. Yok, Urfa'da yaşadım 4 yıl. Yaşadım. Ha, ben doğum yerim. Doğum yerim İstanbul'a doğum için gelmişim. Ha, ama aslında eğer Urfa'da doğsa. Urfa'lı Tuğba olacak. Vallahi bir de Urfa'lı olacak. Sivaslı şimdi, Urfa'lı Tuğba. Edin abi, hep dediğim gibi tekrar güzel kadınlar çizdin. Bakarak mı çizdin, fotoğraftan mı? hayatımda ben hep deneysel yaşamdan. Deneysel. Hani yani öyle bizim bildiğimiz ressamlık vardı, kalemi uzatırsın. Hani ölçüleri alır sonra da çizersin. Onun gibi bir şey mi? Ben kalemi zihnimden uzattım. Hiç böyle tutmadım. Yani gözlerimi ve beynimi kullanarak, bakarak ve çok içten bakarak. İçten bakarak. İçten. Aslında en güzeli o belki de, değil mi? Galiba ben düşünüyorum. Peki karikatürsün bu anlamda, hani özellikle sevilmesinde büyük katkıların var. Karikatürsün. Orada bilhassa sevilesi şeyler çizmeye. Ondan zaten gayret ettim. Biz o güzel kadınları güzel. Ama şey, erkeklerin de senin çok yakışıklıdır. Ya erkeklere o kadar özen göstermedim. Erkek olmanın verdiği bir duyguyla erkekleri daha ikinci planda göstermeye çalıştım. Şimdi ülkemizde kadınsız büyüyor kuşaklar, insanlar. Hala mı öyle? Dolayısıyla hala da gene tabii yaşayamayız. Bak size diyor, size. Size diyor. Ben kadınsız mı büyüdüm? Hayır. Olayı oradan yakalamışım. Kadınsız mı? Yok, ben erkeklerle ilgileniyorum. Siz yanlış anladınız. Geçen gün gazetede okudum. Bir kız evlendiği zaman zifaf gecesinde erkeğin kendine yaklaşmasına izin vermemiş. Sebep ne biliyor musun? Ne? Evlenmeden olmaz mı? Hayır, neyin ne olacağını bilmiyormuş kız. Yani tabii detay vermek ya, istemiyorum. Evlenmeden burada önce bir teyze meyze anne alıp kızım bak böyledir böyledir dememiş mi? Onlar hep tersini söyledikleri için. Aa, aman erkekler canavardır. Yapma, adamı şöyle yaparlar böyle yaparlar falan diye. Hatta kızın evlenen kız arkadaşları da öyle bir olay ki bu, kan gövdeyi götürdü. Az kaldı kan, bütün vücudumun kanı boşalacaktı diye anlatmış. Yani kızlar da kadınlar dahi olayı facia haline getiriyorlar. Şimdi fazla kız, fazla namuslu olduğunu anlatmak için çok kan kaybettiğini anlatıyor zifafta. Şimdi sadece erkekler değil, kadınlar da yanlışlıklar yaptığı için Türkiye'de evlenen adam mesela hiçbir olay yaşamamış, ilk o akşam yaşayacakmış. O da beceriksiz. O da zor. O da şey. O da zor. Doktor İntiharlar oluyor ondan sonra işte. Cinayetler oluyor, intiharlar oluyor. Şimdi böyle yetiştirilen insanlara kadını ve erkeği daha sıcak, daha sevimli, daha dokunulası göstermek lazım. Doğru. Sonra bunun başka bir faydası daha var. Tabii ben burada biraz ticari de düşündüm. Yani fazla okunmak, fazla sevdirmek, dolayısıyla beğenilmek ve ücretimin artırılması kazanmak gibi evet, sinsi maksatlar da oluyor insanın kafasında. Yani sadece sanat kaygısıyla değil, sanat kaygısına dünyevi beklentiler de katılıyor. Kim aksini söylerse palavra çıkmış olur. Çünkü biz fukara semtlerde büyüyüp gelen çocuklarız. Evet. Paraya ihtiyacımız vardı. Çalışıp kazanmak istiyoruz. O da Urfa'dan geldi ona bakarsan yani. Urfalıyım ezelden, Urfalıyım ezelden. Ben Urfa'da ilkokulda okurken korodaydım. Koronun önüne söylersin işte, canım annem benim falan şarkılar. Biz Urfa'da, Urfa'nın etrafı,
Aa, bütün İbrahim Tatlıses türkülerini, orada şarkılarını. Ama bu türküler çok eskidir. Urfa'nın etrafı. Tabii onlar ve İbrahim Tatlıses. Urfa'nın etrafı. Dumanlı dağlar aman aman. How long does it last? Can love be measured by the hour? Şu binadan gene söz etmeden geçemeyeceğim. Tamam ne hani o? Yazlık mazlık bilmiyorum. Otel yapıyor gene birisi herhalde. Yani şu güzel koya. Bence önce Akyarlar mahallesi karşı çıkmalıydı. Sonra Bodrum Belediyesi sahip çıktı. Bakın arkamızda mesela şu bina yıllardır durur. Yasaklandı bu. Yani açılışını yaptıramadılar. Tane bir gıdım. Bir gıdım. Bir gıdım. Ben de bir gıdım alacağım. Evet, gerisi buyurun abi. Gerisi buyurun derken gerisini bana veriyormuşsun evet. Gibi. Öyle yapacağız. Fakat harika da yapıyorlar birader. Çok güzel. Bunun reklamını yapabilir miyiz? Röntgen gibi bak. Tutsana böyle. Röntgen filmi gibi. Vallahi ya. Bu arada bunu diyetisyenimin görmemesi lazım. Banu Hanım ben bunu yemiyorum vallahi billahi. Sadece elimde şey olarak tutuyorum. İşte o yiyor. Evet, böylece diyetisyeni de hallettik. Bakın, balık yiyorum. Bakın, buyurun. Dedi ki canını okuyacağım verdiğim diyet meselesini. Evet, buyurun, bakın. Buyurun. Ama ne kadar güzel. Denizli Hayat Türkcell'le devam edecek.
Denizli Hayat Turkcell'le devam ediyor. Efendim Denizli Hayat'ta Bağla Koyun'dayız. Denizli Hayat devam ederken biz Camel Beach'e geldik. Camel Beach'te şu anda develer yok. İki tane değerli konuğum var. Beni hangi sınıfa koyarsınız bilmiyorum ama en azından konuklarım çok değerli iki konuk. Bu arada her böyle vardı birbirinden değerli. Bir de işte değerli konuğum ondan daha değerli konuğum falan diye. Bizim konuklarımızın hepsi çok özel. Zaten özel olduğunuz için buradasınız. Tuğba'nın özel durumu daha var. Bir kliple tanıdık biz seni değil mi ilk olarak? Evet. Sözlerini geri alamam. Bulutsuzluk özlemi. Bulutsuzluk özleminin çok güzel bir şarkısıydı. Ve o şarkıyla beraber sen de bizim hayatımıza girdin ama çok küçük yaşta girdin. O klip çekildiğinde tabii 15 yaşındaydım. Küçücüktüm. Ya sen çok erken başladın. Bu bir avantaj mıdır? Tavsiye ediyor musun memleketimin güzide kızlarına? Kızlarına. Erken başlayın. Show business işine, oyunculuğa. Ben işte, çocuğum olsak hani çocuğumu show business'ın içine sokmazdım. Çünkü benim yaptığım tercihte, mesela benim de ailem istemedi ilk zamanlarda. Ama ben Allah'a çok şükür bazen böyle bakıyorum ve şey diyorum yani küçükken de ben bir cin zekam vardı yani. Hani kendimi diğerlerinden sıyıran hani. Çok kötü yollara sapmayan, hani aklı başında ilerledim aslında. Bugünleri ben biliyordum, görmüştüm. Bugün yani Bodrum'da Gani Müjde ve Bedri Koraman'la şöyle güzel bir sohbet edebileceğimi ben çocukluğumda biliyordum. Şanslısın o zaman. Şanslı hazır olana gülüyor. Şanslıyım ama aynı zamanda hazırdım bu durum için. Çok önemli. Daha büyüme döneminde insanlar bunu hissedebiliyorlar. Bir yere geleceğim, ben bir şey yapacağım duygusu. Siz Bafra'dayken bunu düşündünüz mü? Söylerken aklıma geldi. Gerçekten şimdi ben savaş ortamında büyüdüm. Ve o çocuk kafamla ben bu savaşta ölmeyeyim. Yani ülkeme bu savaş bulaşmasın. Ölmeyeyim, benim yapacağım işler var. Ben yaşamalıyım, ben ayakta kalmalıyım. Hani bok yolundan niyazi olmayayım. Duygusu belki çok bilinçli olarak değil ama bu içimde hep vardı. Biz mandrakeler, maskeli suvariler, kızıl maskeler, X9'lar, işte Baytekinler, Birik Bradford'lar döneminden geliyoruz. Binbir Roman dergisi vardı o zaman. Resimli Roman dergisi olarak çıkardı. Binbir Roman. Patron kağıt kara borsası yaptığı için bazen Binbir Roman'da birkaç hafta basmazlardı. Sonra hepsini birden basıp gönderirlerdi. Onları nasıl beklerdik? Onları nasıl beklerdik? Ve ben bir akrabamız vardı. Onun arabacı dükkanı vardı. Bu at arabalarından, talika denen arabalardan yapardı. Yaz aylarında haylazlık yapmayalım diye annem beni oraya çırak olarak verirdi. Ve ben orada hani tekerleklere takılan ahşap kısmına kimisine parmak, kimisine ispit denir. İspitlerin kenarına mandrakeler, kızıl maskeler resimleri yapardım. Kim bilir şimdi onlar bulunsa ne kadar değerli. Hadi onu bulmaya adayalım bundan sonra. Ben de farklı bir çocuk olduğumu biliyordum mesela. Ama disiplinli bir aile miydi? Çok. Yani çok babam asker. Asker, o yüzden soruyorum zaten. Evet. Yani. Ama asker çocuklarına böyle o disipline karşı bir baş kaldırı olur hep. Ben de baş kaldırma işte 16-17 yaşlarımda ilk İstanbul'a geldiğim zaman oldu. Yani tamam bir dakika siz beni bu kadar güzel büyüttünüz, ettiniz. Artık size okey dedim ama ben artık kendi bildiğimi okuyacağım yaştayım ve mantıktayım gibi bir manifesto yayınlandı aile içinde Tuğba'da. Kendi paramı kazanacağım tabii diye. Kendi paranı kazanıyor ama büyük şımarıklık getiriyor insana. Bir ara yani ebeveynlerinle ortak şey yapıyorsun. Nasıl yani hani onlara yönetime şirk koşuyorsun. Şirk var tabii. Nasıl yani? O yüzden ama bu kısa bir dönem oldu bende. Sonrasında hani annem babam benim ilk İstanbul'a geldiğim zamanlar hep başımdalardı. Hatta mesela Hülya Avşar'la bir dizide oynuyordum. Hep babam sete götürüp getirirdi.
Hala mesela Hülya ile karşılaştığımızda babamı sorar. Nasıl? İyi mi baban? Çok tatlıydı. Derdi ki bana hani ben ilk zamanlarıma benzetiyorum seni. Beni de hep annem götür getirirdi falan. Yeni bir projeyle çıktın yine, pardon, yeni bir kitapla. O kitaptan bahset biraz. Çünkü Halit abinin programında o kitabı uzun uzun konuştuk, beraberdik. Konuştuk, evet. Ya. Adı Bedri Koroman'ın Haftalıkları. Haftalıkları. O birdi, şimdi iki. Ha, bir, iki, üç diye olacak sonra. Bir set seri olacak. Devamı da var. Bir de Bedri Koroman'ın Nostaljik Haftalıkları var. Kadınlar Bedri Koroman'ın kadınları var mı? Aa, haftalıkların içinde kadınların alası var. Bedri Koroman'ın kadınlarını saklıyorum. Benim bu kitap projem sonradan geldi tabii. Şimdi bizim yaptığımız siyasi karikatürler tarzı, tavrı Babali'nin son gelişim çizgisinde haklı ya da haksız nedenlerle biraz kenara itildiği için... Bir araya gireyim mi bu arada? Bedri abi zaman zaman programa konuk oluyor. Ben o dönemde şey sormuştum. Yani Bedri abi eskisi kadar siyasi karikatürler gazetelerde yer vermiyor diye... Ben her programda artık bu sorumdan daha geriye doğru çekiliyorum. Neredeyse yok denecek düzeye geldi abi. Çok komik bir şey. Bu Körfez hikayesi sırasında bizim gazeteler hep Amerikan ve İngiliz ve Fransız gazetelerinde çıkan editoryal tarzı karikatürleri çarşaf çarşaf, hatta yayınlandığı gazeteden daha büyük ebatlarda kullanabildiler. Ama burnunun dibindeki bizlerden karikatür almadı. Hatırlıyorum, Lurie'nin karikatürleri yayınlanıyordu bilmem ne, New York Times'tan falan. Şimdi yani öyle bir rüzgar esti. Adeta politikayı etkileyen karikatürcüler dışlandılar. Bunların içinde bir Turhan Selçuk ayakta kaldı. O da kardeşinin gazetesi var, Cumhuriyet. Orada. Geçen gün bana diyor ki, Bedri affedersin diyor. Kardeşim olduğu için ben Cumhuriyet'te yer buldum. Özür dilerim diyor. Kaderimiz biraz değişti. Yani garip bir şekilde hangi rüzgardı? Ben hani politikanın pisliklerinden bahsetmek istemiyorum. Ama mesela bir aralık rahmetli Özal beni şikayet etmiş çalıştığım gazetenin patronuna. Patron demiş ki ya ben nasıl müdahale ederim? Koskoca Bedri Koroman demiş ya. Nasıl müdahale ederim? Sonra bunu bana anlattı. Böyle diyerek paçayı sıyırdım dedi. Tabii ne ben o kadar onun anlattığı kadar abartılı kadar büyüktüm, ne de es geçilecek bir adamdım. Ama galiba. Yani etkinliğimiz vardı politikada. Bunlar silinmek istedi. Sana biz aynı maaşı verelim, bize şu kadar paraya patlar. Git Bodrum'a tatil yap, gez be kardeşim. Oh be, ne güzel. Dedendi ya. Bana. Allah Allah. Ama şimdi o dönemde daha da böyle kavgacı, hırçın bir müdahaleci tavrımız vardı olaylara. Çok ağrıma gitti o zaman. Ben bunu reddettim, kendi inatla çalıştım. Çünkü ama bugün söyledikleri zaman keyifle kabul ediyorum. Buralarda yaşayayım. O da güzeldi. En son bir evlilik sözleşmesiyle bütün köşe yazarları bile yazı yazdı. Daha doğrusu evlilik şartnamesi. Var mı? Ben yani anlamıyorum ya. Yani oturup bayağı mail atmak falan istedim. Niye? Ya size bir köşe verilmiş ve bizim memleketimizin ne kadar güzel sorunlarımız var yani. Alın bunları ama, yazın ama yani. Ama seni de değer bulmuşlar. Köşeleri değer veriyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki güzel bir şey yani ama yani bir insan da birazcık şey yapmaz mı yani? Bunun doğruluk payının olup olmadığı düşüncesi ne kafasına getirip de bayağı ciddiye alıp... Atarlar sengi tarizi dirahti meyveler üzere. Ne demek abi? Tariz taşını meyve veren ağaca atarlar. sen meyve veren ağaçsın. Sen bugün gündemdeki pırıltılı kızsın. Adamlar bir köşeye sığınmışlar orada ekmek parası için çalışırken... ...sana atacakları her taş onların maaşlarını garantiye alıyor. Ben yani... Evlilikle bırak ilgili, onlar da ekmek parası bir de aşkla kazansınlar. İlgili ders vermeye kalkan köşe yazarları da oldu. Ama hani bu aşk değildir, bu yaşta böyle olmaz. Yani sorun şuysa eğer ağzımdan ne evlilikle ilgili, benim önüme sözleşme getirecek adamla da evlenmem. Kendim de öyle bir
sözleşme ya da şart, madde falan. Ondan sonra zaten bütün arkadaşlarım dalga geçtiler, sürekli arayanlar. Kabul ediyorum şartlarını. Listenin ilk sırasına girebilir miyim? Senin deniz aranması, denizcilik de aranması daha doğrusu. Tekneyle çok iyi. İyi. Yani ben deniz tabii tutmaz. Yok. Tekneyi seviyorsun. Hatta yer yer arada bir konuştuk gelirken de bir tekne almak istiyor da. Diyor ki ben acaba diyor hani yazlık yerine, ki doğrusu odur, bir tekne almayı tercih ederim diyor. Evet, çok çok seviyorum. Bir ara Göcek'te kaptanlık kursuna böyle bir hafta kadar böyle bir girdim. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım, ehliyeti alabilir miyim diye. İyi mi çoyumdur? Gelirken kullandı bayağı işte, yani bayağı kullanıyor. Yani o bir şey değil de çok, yani deniz keyfini, deniz... Evet, Bedri abiyle ortak. Tekne alırsam Bedri abiyle kullanmak zorundayım. Hayır, o kaptan ben Miço olurum. En güzel. O da olur. Çünkü ben kaptan, o Miço olursa olmaz. Ehliyet var mı bu arada senin? Bende. Bende çok ehliyet var. Her türlü ehliyet var. Her konuda ehliyet. Ben tipik Türk adamım. Her şey, havada karada güvenim. Havada karada dedim. There's a place in the sun for anyone who has the will to chase one. Şimdi develere gidiyoruz. Deveye gideceğim. Burada bana en azından yaşayacak. Burası eğlenceli bir yer yani, hakikaten. Denizin ve bordunun. Güzel bir yer burası. Özellikle hafta sonları çok kalabalık olur. Ama hafta içi çok sakin. Turistlerin yer yer rağbet ettiği, bodrumların da sevdiği bir yerdir. Bodrumlar da denize burada geldi. Has bodrumlar. Bu yaşta beni çöllerde süründürüyorsun. Leyla ve Mecnun'un hikayesine uygun olarak... Leyla. Evet, şimdi develere geldik. Sanıyorum onlar da bizi gördüğünden memnun. I've zigzagged all over America and I cannot find a safety haven. Say, would you let me cry? Efendim, Denizli Hayat'ta bugün Bodrum kıyılarındaydık. Bağla koyuna geldik. Kurum Çeyiz'den çıktık. Konuklarımız Bezci Koroman ve Tuğba Ünsal'la beraber. Mutedil bir hava vardı Bodrum için. Gene de çok alışık olmayan. Kuzeyden Poyraz esiyor. 13-14 knot kadar bir kuvvette. Çok etkilemedi bizi açıkçası. Bir de sürekli olarak kupa rüzgarla geldik. Yani rüzgarı arkamızdan aldık. Camel Beach'e geldik işte. Camel Beach'ten Turgut Reis'e doğru devam ettik. Bu sefer rüzgarı biraz daha kafadan, yani daha rahatsız edici yerden aldık. O yüzden biraz serpinti, biraz dalga, ama bu da işin belki de keyfi, denizciliğin keyfi. Allah'tan hem ekibimiz hem konuklarımız deniz konusunda gerçekten dirayetli ve keyifli bir seyir yaptık gene Turgut Reis'e doğru. Ve böylece bu programımızı da tamamladık. Eğer bizlerle birlikte geçirdiğiniz bir süre içerisinde sizler de bizlerle birlikte denizin bu keyfini ve hayatın keyfini yaşadıysanız ne mutlu bizlere. Unutmayın, ömür bir gündür, o gün de bugündür. Gününüzü iyi yaşayın. You open your eyes and you see someone that you physically despise, but my heart